Arkadaşlar, artık gözlük ipimizi, zincirimizi tamamlamaya başladık. Bugün dikilişlerini göstereceğim. Çiçeklerin yerlerine dikilişlerini göstereceğim. Merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi daha önceden gözlük zincirimizin kementini yapmıştık. Üzerine yapraklarımızı yapmıştık. Daha sonra da ayrı olarak çiçeklerimizi yaptık. Bugün de çiçeklerin işlenmesi, tohumu ve yerlerine dikilmesini yapacağız. Evet, görüntümüz güzel. Şimdi çiçeğimizin yapılışını anlatmıştım daha önceden. Elimde bir tane çiçeğim var. Şimdi ben bunları farklı renklerde çalıştım arkadaşlar. Bunun iki tane koyu pembesi, iki tane açık pembesi, bir tane orta pembesi var. Bunun iki açık, iki orta ve bir koyu pembesi var. Farklı farklı çalıştım. Ben biraz böyle farklı renklerde tonlamalarla çalışmayı seviyorum. Şimdi burada dört tane yaprağımızın içini işledim. Beşinci yaprağı beraber işleyeceğiz. İpimizi alttan çıkartıyoruz. Daha önceden bırakmıştım ipimi burada şu çiçeğin bittiğinde. Ortasına bir tane uzun, sağa ve sola iki tane kısa çizgi yapıyorum. Kaz ayağı çalışması diyoruz buna. Kaz ayağı şeklinde yapıyorum ve alttan düğümleyerek sabitliyorum buraya. Sonra kesiyorum. Kaz ayağını işlemiş oldum böylelikle. Şimdi bu çiçeğimiz bitti. Tohumunu yapacağız. Tohumunu yapmak için yeşil ipimizi aldım. Halkamı yapıyorum yine. Bir tane düğümümü atıyorum. Sonra işimi çeviriyorum. İçine bir tane ilmek yapıyorum. Ya da zürafa. Sonra geriye doğru bir ilmek yapıyorum. Tekrar ileriye doğru bir ilmek yapıyorum. Altı sıkıştırıyorum. Tekrar geriye ilmek yapıyorum. Dört tane oldu ilmeğim. Şimdi bunun üzerine üç tane uzun ilmek yapıyorum. İkisine beraber batarak sağdan sola doğru. Bu şekilde üç tane ilmeğimi yapıyorum. Sonra aşağıya iniyorum başlangıç yerime. Ve iğnemi burada bırakıyorum. Bu daha önce başladığım yeri ipi kesiyorum. Şimdi krem rengi ipimiz var. Bu üç tane yaptığım uzun ilmeğin içine birer tane minik ilmek, çok minik kör ilmek dediğimiz ilmek gibi minik minik ilmekler çalışıyorum. Tane tek tek yana geçerek çalışıyorum. Evet. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olur iseniz ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırırım. Sizler de yeni yaptığım bütün işlerden haberdar olursunuz. Bu şekilde daha çok video izleme şansınız olur. Şimdi yaptım bunu. 3 tane pipirini de yaptım. Çiçeğimi alıyorum. Çiçeğimin içinden iğnemin tersiyle geçiriyorum. Tersiyle geçiriyorum ki bir yere takılmasın. Tam ortadan çıkartabileyim. Fazlalığı varsa da çıksın alttan. Evet. Bu şekilde bir tane düğümle bağlıyorum buraya. Sadece bir tane. Daha fazla yaparsanız dikerken zorluk çıkartır. Şimdi bunu bitirdim. Dikeceğim yeri buluyorum. Yeşil yaprağımızın dibine dikeceğim. Alttaki ilmeğin içine. Yine batırıyorum. Düğüm atıyorum.
iğnemi hem yeşile hem pembeye batırıp düğüm atıyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Ben bunu 4 kere yapmayı tercih ediyorum. Daha sağlam oluyor 4 kere yapınca. Dikiyorum. Kesiyorum. Bitti. Bu kadar. Şimdi düzeltiyoruz çiçeklerimizi. Evet, düzelttik. Gözlüğümüzü alıyoruz. Kement yerlerinden yerleştiriyoruz. Diğer tarafa da takıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bu şekilde çok güzel bir gözlük zincirine sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar. Hem çok şık kolye gibi, aksesuar gibi, hem çok şık, çok da kullanışlı bir kolye zincirimiz oluyor arkadaşlar. İyi günler diliyorum.